TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Profesör Doktor Caner Taslam hocamızla birlikteyiz. Kur'an ve bilim konusunu daha önce işlemiştik biliyorsunuz. Dünya ile ilgili bir takım sorularımız olmuştu. Şimdi de Kur'an ve bilim canlılar konusunu ele alacağız inşallah e, bu programımızda. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre hocam. Nasılsın? İyisin i̇yiyiz inşallah. Hocam. Çok şükür. Gayet iyiyiz. Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz. İyiyiz Allah'a şükür. Allah'a da olsun diyelim. E, hocam, Kur'an'da anne, e, e, Kur anne rahmindeki yaratılış aşamalarımız, yaratılışımız nasıl anlatılmaktadır? Kur'an'da anne rahmindeki yaratılış aşamalarımız birçok ayette anlatılıyor. Kur'an'da tek bir yerde anlatılmıyor. İnsan suresinde bakıyorsunuz, kıyamet suresinde var. Ondan sonra müminin suresinde var, e, necim suresinde var, secde suresinde var. Yani birçok ayrı sureye dağılmış şekilde anlatılıyor. Ve tabi bunlar anlatılırken tabi bir yerde insanı hem o yaratılıştaki olağanüstülüğü anlatılırken... ...bir yandan da kendisinin acizliği, kendisinin dünyada ortaya çıkmasının, failinin kendisinin olmadığı anlatılıyor. Bunu da insan en güzel nasıl tefekkür edebilir, düşünebilir? Anne Ramindeki kendi yaratılış aşamalarına baksa... Orada işte insanın elleri, ayakları belirginleşiyor, vücuttaki kalbi, beyni, diğer organları belirginleşiyor. Bunların hangisini sen yaptın şeklinde insana değil mi adeta bir e, soru yöneltilebilir. İnsanların dünyadaki işte azgınlıkların en önemli sebebi yaratıcı sayesinde burada var olduklarının bilincinde olmamalı. Yaratıcı ile olan bağa ne kadar muhtaç olduklarını anlamamaları. Eğer ki yoktan buraya Allah sayesinde ben çıktım bilince tam zihnimizde olsa bu bizde aslında müthiş bir minnettarlık hissi. Bunları bütün bu organları, azaları, dünyadaki yaşamı bize verene karşı müthiş bir sevgi oluşturacaktır. Yani anne rahmindeki oluşum aşalarının bahsedilmesi aslında böyle bir kontekst içinde düşünmek lazım. Böyle bir fonksiyon oluyor. Mesela işte anne rahmindeki oluşum aşamaları anlatılırken Mesela Kıyamet Suresi'nde 37. ayette anlatılırken 36. ayette insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor diyor. Hani yaratıcının seni böyle aşamalardan geçirdi dünyaya çıktın. Senin bütün varlığından haberdar. Peki seni başı mu bırakacak? Değil mi? Bu anne rahmindeki oluşum süreçleri düşündürülürken buraya da bir atıf oluyor. Kısacası anne rahmindeki oluşum aşamalarını düşünmek insanı birçok tefekkürü için, başıboş bu dünyada kalmayacağı için, Allah'ın yeniden ahirette yaratması kolay olduğunu anlaması için, insanın ne kadar muhtaç olduğunu anlaması için, şükran hissi için, minnettarlık hissi için, Allah sevgi hissi için çok önemli bu tefekkür. Fakat bu anlatılırken yani anne rahmindeki oluşum aşamaları böyle bir bilinçlendirmeye götürmek için, Belki başka hikmetler de vardır. Onlar için anlatılırken aynı zamanda buradaki anlatımlarda birçok olağanüstülük de karşımıza çıkıyor. 7. yüzyılda hatta 17. yüzyılda da e, Kur'an'dan bin yıl sonra bile e, embriyolojide yani anne rahmindeki oluşum aşamamızı inceleyen bilim dalında keşfedilmemiş hususlara Kur'an'da atıf olduğunu görüyoruz. Oradaki ifadeler geçerken biz bugün tabii ki bu kısmına burada vurguda bulunmaya çalışacağız. Şimdi mesela bunlardan dikkat çekeceğimiz e, bir tanesi e, insan şimdi baktığımızda biz düz bir şekilde insan oluşum aşamasında insan tek tip bir meni görüyor. Anne evet. rahmine giriyor. Çocuğun olmasının onunla ilişkili olduğunu görüyor. Fakat Kur'an başlangıçtan o meninin kendisinde bir karışım olduğuna da dikkat çekiyor. İnsan suresi ikinci ayette diyor ki Gerçekten de insanı karışımlı bir damlacık sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık. Gerçekten de mesela meninin analizi yapıldığında görüyoruz ki prostoglodinler, flavinler, askorbik asit, ergotionein, fruktoz, fosforilkolin, kolesterol, fosfolipitler, fibrinolizin, çinko, asit, fosfataz, hyaluronidaz ve spenler gibi birçok ayrı madde e, benim içinde var. Tam da Kur'an'daki İnsan Suresi 2. ayette dikkat çektiği gibi karışımlı olan bir damlacık su ve bu da daha sonra anne rahmindeki yumurtayla da karışıyor. Bir yeni karışım daha oluşturuyor. Ve anne rahminde teker teker insanın e, bütün azaları ortaya çıkıyor. Daha sonra şuna da dikkat çekilmesi önemli. Şimdi biz dışarıdan baktığımızda yine bu oluşum aşamasında insanın akıtılan meninin içinde ufacık bir parçacıktan oluştuğunu bilmiyoruz. Hatta bebeğe baksak kocaman bir bebek işte meniden çıkan meninin hepsi herhalde bu bebek için kullanılıyordur diye değil mi? Dışarıdan bakan bir insan mikroskobik o bilgileri mikroskobik takip anne rahmi de yapmamışsa düşünebilir. Oysa Kur'an insanın meniden yaratıldığını söylemiyor sadece. Meninin içindeki bir nutfeden, ki nutfe Kur'an'da çok küçücük parçacık içi kullanan bir ifade. Meninin parçacığından insanın oluştuğu, damlacığından veya oluştuğunu da söyleyebiliriz. Damlacığından oluştuğuna dikkat çekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de aslında ayetlerde seçilen kelimeler o kadar hassas seçilmiş ki yani ancak belki de onun hassasiyetini bugün bu işte modern bilimin ortaya koyduğu tabloyla o verilerle anlayabiliyoruz, kavrayabiliyoruz. Yani rastgele bir şey seçilmemiş. İnsan bazen konuşurken sözcüklerine çok dikkat etmeyebilir, kurduğu cümlelere çok dikkat etmeyebilir ya da kelime arasındaki uyumu ama yani Kur'an-ı Kerim onu o kadar muhteşem bir şekilde yapıyor ki Allah'tan geldiği için ve bakıyorsunuz ki tam doğru da bir damlacık demesi de işte karışım demesi de ne kadar müziği, evet. o zaman ona tanıklık edebiliyorsunuz. Yine bu e, secde suresi 8. ayette insanın bayağı bir suyu... Orada gördüm sıradan bir su Basit, gibi gözüküyor. bayağı bir suyun özünden meydana geldiği geçiyor. Yine hepsinden değil. Onun özünden yani sülalesinden. Orada sülale ifadesi Arapçası onun. E, insanın meydana geldiği söylüyor. Hani arada bazı reklamlarda da bir ifade vardır. Aslında o bizim yaratılış sürecimizi belirtmekte bence çok ince de bir ifade. Reklamlara da malzeme olmuş hepimiz hayatımızda bir kere yarışı kazanan e, büyük bir yarışı kazandık. Meninin içerisinde milyonlarca sperm var. Bakın bunu lafın gelişi olarak söylemiyorum. Yani gerçekten milyonlarca var. Hatta on milyonlarca da rahatlıkla söyleriz. On milyonlarca spermin içerisinde bir tanesi. Dediği gibi ibadeti men içinde bir nutfe ufacık bir parçası. Veyahut da işte sülalesi onun içinden seçilmiş bir öz değil mi? O yarışta diğerlerini geçerek Diğer spermler içinde daha sağlıklı bir sperm de ee, bir yerde orada da Allah bir e, tabi seleksiyon mekanizması yaratıyor adeta spermlerin içinde bir tabi seleksiyona da uğrayan bir sülale bir öz o yarışı kazanan bir özden her birimiz oluyor aslında hepimiz başlangıçta bir büyük bir yarışı milyonlarca kişi arasında yarışı kazanmış bir spermiser birimiz. Değil mi? İnsana böyle bir aslında film gibi karikatür gibi geliyor. Ama biyolojik olarak baksak hepimizin varlığı böyle bir temele dayanıyor. Kur'an'ın da bu bu atıflarını da gündeme getirmekte bir kere daha düşünmekte ee, fayda var. Ondan sonra yine birçok kimsenin embriyodaki oluş aşamalarıyla ilgili... Ee, bildiği önemli bir husus. Ee, alak ifadesi. Çünkü bu Alak suresi diye de yani bazılarına göre Kur'an ilk vahiy edilen suresidir. Bazıları tabi Fatiha ilk vahiy edilen de diyor. Burada tam kesin bir bilgi yok ama Alak suresi yani Alak ifadesi bir sureye isim olduğu için de çok iyi biliniyor. Ee, o damlacın, nutvecin, başlangıçtaki o nutvenin Anne rahminde bir alak olduğu geçiyor Kur'an'da. Evet. Nerede geçiyor? Mesela Müminin Suresi 13. ayette geçiyor. Dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik diyor. 14. ayette o damlacığı e, nutfeyi bir alaka çevirdiği geçiyor. Alak kelimesinin anlamına baktığımızda da şunu görüyoruz. Alak asılıp tutunan şeyi ifade ediyor. Kur'an bir terminoloji de oluşturuyor bununla ilgili oradaki o nutfenin daha sonraki aşamadaki özelliğine rahim duvarına asılıp tutulması oradan bir terminoloji oluşturuyor. Asılıp tutunana çevirdik diyor. Burada yine önemli hususlardan bir tanesi Kur'an'da o başlangıçtaki ufacık parçacıktan hemen sonraki aşamanın alak olduğu geçiyor. Aynı zamanda mesela Hac suresi 5. ayete bakarsak şunu görüyoruz. E, alak aşaması mutka aşamasından yani bir çiğnemlik et parçacığı aşamasından daha önceki aşama. Niye? Çünkü işte oradaki alakıt daha sonradan belli belirsiz bir çiğnemlik et parçacığından yarattık. Yani yapısı tam ortaya organları çıkmamış bir çiğnemlik et parçasına sonra alakın döndüğü söyleniyor. Yani alak aşaması o zaman anne rahmine atılmasından nutfenin hemen sonra olması gerekiyor. Bir çiğnemlik et durumuna. Organları tam belli olarak ortaya çıkmadan önceki aşamada olması lazım. Peki anne rahmine baktığımızda mikroskoplarla böyle bir aşama var mı? Bakıyoruz ki var. Gerçekten de anne rahmine düştü daha ilk haftanın içinde bile hemen o e, embriyo rahim duvarına asılıp tutunuyor. Burada daha mikroskopik bir şey ancak mikroskopların işte gelişmesiyle, mikro kameraların gelişmesiyle gelişmiş mikroskoplarla bu tespit edilebildi. Bir sülük gibi. Anne rahmi nasıl tutunuyor? Alak aşaması yaşanıyor. Nitekim alak kelimesinin Arapçadaki yan anlamlarından biri de sülük. Hı hı. Bu da bence çok önemli bir incelik. Ee, o aşamanın e, çiğnemlik etten önce ve e, nutfeden sonra olması da bence buradaki olayın olağanüstülüğünü e, büyütüyor. Daha sonradan ayette dediğimiz gibi mutka aşamasına geçildiği söyleniyor. Yani bir çiğnemlik et aşamasına ama o mutka aşaması yani bir çiğnemlik et aşamasının özelliği de şekli belli belirsiz olarak geliyor. Gerçekten de embriyonun böyle bir çiğnemlik et kadar bir şey olduğu döneme baktığımızda lokların anne rahminden Çekip de büyütüp de ders kitaplarına koydukları mesela şekillere bakılabilir. E, bu ara aşamasından hemen sonra organların tam olarak belli olmadığı bir aşama görüyoruz. Yani başı gövdesi nerede anlıyorsunuz resimden. Ama kolları tam belirgin olmamış. Yüzü mesela yüz atları işte diğerleri tam belirgin olmamış. Organları böyle tam belirgin olmamış. Ama kısmen de hangi organ nerede olacak elleri belli tam da ayette dediği gibi belli belirsiz bir aşamaya geçiriyor. Ki bu da Kur'an'ın ifadelerinin ne kadar yerli yerinde, ne kadar ince olduğunu gösteriyor. Bir şeye belki daha da dikkat çekebiliriz. Kur'an'da rahimlerdeki oluşum aşamaları belirtilirken burada artma ve eksiltmelerden bahsediliyor. Mesela Rad suresi 8. ayet. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilir. Onun katında her şey ölçü Şimdi biz rahimlere baktığımızda gerçekten rahim çok aslında hafif bir şey başlangıçta. Aslan ama müthiş yani ee dayanıklı. Korunaklı bir yer. Başlangıçta ee çok hafif olan rahim yani öyle bir 100 gramın bile altında çok daha hafif olan bir rahim. Bir bakıyorsunuz anne e, yani birkaç kiloluk bebeği hatta 200-300 bebekler hoca 2-3 tane bebeği de kendi içinde rahatlıkla taşıyacak kadar esnek bir yapıya sahip oluyor. Ki rahimin dayanıklılığında da başka ayetlerle dikkat çekildiğini söyleyelim. Ve burada bakıyoruz ama dışarıdan bakılınca insanların gördüğü tek şey şu. Rahimin kendisi veya rahimin içindeki bebekler sürekli bir artış var orada. Yani anneye dışarıdan baktığımızda işte annenin kendisinin beden yapısından da artış gözüküyor ama ne de eksiltme var acaba gebelikte? Yani mikro yapıya inip de bakmasanız eksiltme olacak bir şey göremiyorsunuz anne bedeninde. Fakat mikro yapıya indiğimizde şunu görüyoruz. E ee, rahimde kasılmayı sağlayan alfa 1 reseptörleri azalıyor mesela. Değil mi? Yerde gevşemeyi sağlayan beta 2 reseptörlerinde artış gözleniyor. Ama azalan bir şeyler de var. Alfa 1 reseptörleri gibi. Yani buradaki ayetteki ifadelerin yani yani gebelikte hem artma hem eksiltme olduğuna dikkat çeken ifadelerin de ne kadar yerli yerinde olduğu e, anlaşılmış oluyor. Hocam tabii e, programımızın süresini dikkate alarak e, bunu olabildiğince anlaşılır. Ama bir o kadar da hızlı anlatmaya çalıştığınızın farkındayım ama evet. izleyicilerimize şunu hatırlatalım. Yani burada aslında ayetlerle ilgili yaptığınız vurguların her biri üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken ve eğer ihtiyaç duyuluyorsa ortalama bir embriyoloji kitabından ya da işte bir anatomi kitabından, tıptan e, karşılaştırılarak da ne kadar doğru bir bilgi olduğu gözlemleyebilecek, görülebilecek bilgiler. Yani hep vurguluyoruz 7. yüzyılda Mekke şartları ortada. 7. yüzyıldaki Mekke şartına gerek yok. Yani Dünyanın her bölgesine gidersiniz gidin zaten 17. 18. yüzyıla kadar bu konularla ilgili böyle bir şeyler söylemeniz dahi mümkün değilken ancak günümüze gelişmiş mikroskoplarla tespit edilebilen böyle bir hakikatin Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık net ifade edilmesi ve hatta sırasına kadar e, evet. ifade edilmesi de Kur'an'ın ne kadar karşılık olmaz bir mucize olduğunu her defasında olduğu gibi burada da e, önümüze çıkartıyor. Herhalde insanların bir kısmının Kur'an'daki bu kadar apaçık ayetleri, bu kadar apaçık delillere rağmen yine de e, Kur'an'a karşı böyle bir mesafeli ya da ön yargılı olmasının nedenlerinden biri kendi aslında kalplerindeki veya zihinlerindeki o tabular veya ön yargılar, onların aşılması gerekiyor. Onlar aşılmadan bu ayetlerin o insanlara yönelik evet. olarak yapabileceği pek de bir şey yok açıkçası. Evet. da inkarda ısrar edebiliyor. Yine, yani e, işte Peygamberimize yönelik olarak Kur'an-ı Kerim'de söylenen ayet aklıma geliyor. Hani bizi ikna etmek üzere bize her ne delil getirirsen evet. getir. Evet. Biz yine de sana iman etmeyeceğiz diyorlar. Dolayısıyla bu kategorideki bir insanın Kur'an'da yapabileceği bir şey yok özellikle o insanların bunu aşmak üzere bir aksiyon almaları, kendi o ön yargılarının tabularını aslında yıkmaları gerekiyor. Dediğim gibi hocam şimdi tabii ki insanların belli şeyleri kabul etmemesindeki psikolojik faktörler oluyor. Mesela bazı çalışmalar var. İnsanlar mesela babasıyla ilişkisi mesela dini kabul edip etmemede kimi zaman etkili olabiliyor. Mesela babasıyla arasında sorun yaşayan bir kimse özellikle babasına zıt inancı benimsemeye kalkabiliyor. Ama şimdi her insanın psikolojik durumu apayrı. Veyahut da tam tersine İslam benimsemesinde de babasına zıtlık olsun diye e, bir sebep aranabilir. Şimdi burada biz tabii ki psikolojik sebeple her bir insanı kendi içinde olduğu psikolojik sebepleri tespit etmemiz mümkün değil. Arada psikolojik analizlere de yer verebiliriz. Ama her insanın psikolojisi ayrı olduğu için her insanın e, ne bileyim, mesela birisi din dersi öğretmeninden dayak yemiştir de ondan dolayı dine tepkidir mesela yani her bir insanın psikolojik durumunu tespit etmemiz mümkün olmadığı için daha çok objektif deliller, herkes için geçerli olacak delilleri e, ortaya koymaya çalışıyoruz. Her insanın kendisine mahsus psikolojik durumunu nasıl aşacağıyla ilgili e, izahlara burada pek girmiyoruz. Ama şunu da biliyoruz yani olay bir tek mantıklı izahların anlatılması değil. Yani insanların kendilerine mahsus psikolojik bariyerleri de olabiliyor. Ama psikolojik bariyer kadar mantık da önemli. Yani biz daha çok mantıksal kısmından giriyoruz. Psikolojik bariyerini her insanı birazcık daha çok özel görüşmelerde kendisi belli şeyler açığa vurduysa ele alıp da gündeme getirmemiz mümkün. Hocam hiç, yani hiç Psikolojik bunları söylerken insanların inanma, inanıp inanmaması da psikolojik sebepler yoktur demeye çalışmıyoruz. Sırf iş rasyoneldir demeye çalışmıyoruz. Ama işin önemli bölümü de rasyonelite alakalı. Hicr suresinin ilgili ayetlerini burada hatırlatalım tam da yeri gelmişken. 13. ayetten başlayarak şöyle söylüyor. Öncekilere uygulanan kanun gelip keşifçi olmasına rağmen onlar hala buna yani Kur'an'a inanmıyorlar. Onlara gökten bir kapı açsak ve oradan yukarı çıksalar kesin olarak gözlerimiz bağlandı. Aslında bize büyü yapılmıştır derlerdi. Yani aslında insanlara Allah gerçekten göğün kapılarını açsa ve oradan onları çıkartacak olsa bile yine de buna inanmamakta ısrar edecek. Ya bu bir göz yanılmasıdır ya da bu bir büyüdür diye yine de inkarı seçecek. insanlar olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim bize evet. hatırlatıyor. Biz de buradan e, hatırlatmış olalım. Hocam bir de e, anne rahmindeki bu yaratılış aşamalarından bahsettik ama orada çok dikkat çekici konulardan bir tanesi de bu üç karanlıkta yaratılış e, evet. vurgusu. Bu konuda ayetler ne söylüyor ve modern bizimize bu ayetleri nasıl destekliyor? Ee, i̇nsanın üç yaratılış, üç karanlık içinde bir yaratılışla e, aşamalardan aşamaya geçerek e, dünyaya geldiğini ayet ifade ediyor. Gerçekten de demin e, atıf yaptığımız ayetlerde görüldüğü gibi gerçekten anne rahminde tek tarz bir oluşum yok, değişik aşamalar var. <laughs> Embriyoloji alanında da bu değişik aşamalar böyle safa safaya ayrılarak inceleniyor. Ve bunlar temelde üç tane bölgenin iç içe üç tane karanlığın içinde oluyor. Nedir? Birincisi yani embriyo açısından bakarsak embriyonun en en dışında dış dünyayla kendisine ayıran bir annenin karnı var. Birinci karanlığı oluşturan. E, i̇kincisi gelsek rahim duvarı var. Rahim duvarı ikinci e, engel oluşturuyor. Üçüncüsü de rahimin içinde bebek amnion kesesinin içinde oluyor. Evet Bu kese suyla dolu bir kese. Ve bu suyla dolu kese bebeğin e, dış dünyadan korunması için, darbelerden korunması için, e, sıcaklık, soğukluk değişimlerinden korunması için çok çok önemli. Ve vücudunun yaralanmaması için de çok önemli. Mesela şunu düşünün, bir hastayı bir yatağa yatırsanız iyi bir hemşire, iyi bir doktor neyi tavsiye edecektir? Onu aman tek taraflı yatırmayın, sürekli çevirin. Evet. Niyet. Hep aynı tarafı üzerine yatarsa vücudunun yara olması tehlikesi var. Anne rahminin içindeki bebek de eğer ki orayıma tamamen yapışsa, et ete yapışsaydı ne olurdu? Orada hem anne için hem bebek için böyle ölümcül yaralar oluşabilirdi. Aslında bebeğin yaşaması da mümkün olmayacak şekilde yaralar oluşurdu. O etin ete yapışmasından dolayı. Amniyo kesesi o sıvının içinde, özel bir sıvının içinde çocuk durduğunda ne oluyor? O yapışma eylemi de engellenmiş oluyor. Darbelerden koruduğu gibi o sıvı. O yapışmadan da koruyor. Allah'ın gerçekten mucizevi bir sistemi var böyle dediğin gibi bir amniyon kesesi, rahim, karın duvarı gibi böyle üçlü bir korumanın içerisinde ayetin ifade ettiği gibi aşamalar geçirilerek dünyaya geliniyor. Daha doğrusu hepimiz geldik. Yani burada da şunu da yani herkes biliyor aslında kendimden de bahsediyorum diye değil mi? bu ayetleri yani kendimden erken her bir insan kendisinden bahsediyor diye ee, bu rahimdeki aşamaları biliyor. Fakat yine de tam bunu birçoğu idrak edemiyor. Sanki orada bir bebek var. O anne rahminde bu aşamalara açmış gibi bir zanna kapılıyoruz bazen. Yani böyle bir şey iddia eden yok da fakat zihnimiz adeta öyle bir şey oluyormuş gibi oluyor. Oysa şunu unutmamamız lazım. Bu bahsettiğimiz aşamalar böyle minnacık bir mikroskopla bir ancak gözükebilen nokta olmamızdan anne rahminde geçirdiğimiz tüm bu aşamalar her birimizin ben olarak geçirdiğimiz aşamalar, safalar, Allah'ın rahmeti sonucunda dünyaya getirilmemizde kat ettiğimiz merdivenler, mertebeler. Yani bunlar üzerine konuşurken hepimizin de bir Allah'a elhamdülillah deyip Rabbim sana şükürler olsun diyerek minnettarlığımızı da bence beyan etmemiz ve bu minnettarlık duygusuyla Rabbimize karşı hep yönelmemiz lazım. Evet hocam kesinlikle yani insan aslında e, bazen e, kibirlenerek böyle bir e, büyüklenerek işte enaniyet göstererek e, kendi diğer insanlardan üstün görebildiğini e, ya da başka insanları başka milletleri vesaireleri böyle aşağı aşağılayabildiğini ırsılık yapabildiğini gördüğümüz gibi insan insanoğlu Rabbine karşı da aslında e, büyüklük tasladığını veya kendi nefsini ilah edindiğini görebiliyoruz. Halbuki şu az önce anlattığınız aşamalardan içimize geçme hiç bir insan yok. Dolayısıyla e, gereğinden fazla kimsenin abartılmasını gerektirecek bir durum olmadığını da görüyoruz. Çünkü herkes o aşamalardan geçti zaten. Bu dünyadaki insanların konumları, makamları, mevkileri bunlar hepsi gelip geçici. Önemli olan burada gerçekten iman edip salih iyi işler üretebilmek, salih ameller ortaya koyabilmek ve erdemli bir insan olarak yaşayıp iman etmiş erdemli bir insan olarak Ölebilmek. Onun dışında kendimizi diğer insanlardan daha üst göreceğimiz e, bir şey söz konusu olacaksa o Allah'ın takdiri olacak bir şey. O da sadece takvayla ilgili olduğunda zaten e, Hucurat Suresi bizi açık bir şekilde ifade ediyor. Hocam bu tabi anne rahmindeki yaratılış aşamaları üç karanlık. Çok merak edilen konulardan ve çok yanlış bilinen konulardan bir tanesi de bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi meselesi. Hı. Hala da günümüzde birçok insan aslında e, cinsiyeti kadının belirlediğini düşünüyor. Hatta erkek çocuk doğuramayan kadınların işte bir şekilde kınandığı e, örneklere de maalesef ki hala günümüzde rastlayabiliyoruz. 7. yüzyılda Kur'an-ı Kerim bu konuda bize ne söylüyor hocam? Cinsiyetin belirlenmesi hakkında Kur'an ayetleri ne söylüyor? Buradaki e, <laughs> konu e, gündeme alındığında bence Necim suresinin 45. ve 46. ayetlerini hatırlamamıza fayda var. 53. sure Necim suresi. Orada cinsiyetin ortaya çıkması anılırken, cinsiyet meninin içinde bir damlacıkla ilişkilendiriyor. Hem kadın hem erkekle ilişkilendiriyor. Meninin bir damlacığıyla özellikle cinsiyet ilişkilendiriliyor. 53. sure Necim suresi 45. ayet. Diyor ki gerçekten de o Allah erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Erkeklik ve dişin yaratılmasına dikkat çekiyor ayet. 46. ayette diyor ki akıtılan menini bir damlacığından. Cinsiyet özellikle meniyle ilişkilendirildi. Şimdi biz günümüzdeki bilimsel bilgilerden şunu da görüyoruz. Anne de XX kromozomları duruyor. Evet. Erkekten X ve Y kromozomu geliyor. Bu X ve Y kromozom yani farklı kromozomlardan X'in mi Y'nin mi geleceği çocuğun erkek bir dişi mi olacağını belirliyor. Şimdi anne de XX duruyor. Eğer ki babadan X kromozomu gelirse burada XX oluşuyor. XX ile bu e, dişi oluyor e, çocuk. Babadan Y gelirse Y ile annedeki X buluşuyor. YX ile bu sefer erkek oluşuyor. Yani cinsiyetin belirlenmesindeki belirleyici unsur meninin içindeki evet. genetik malzemeden geliyor. Burada da senin dediğin gibi hala günümüzde ve tarih boyunca birçok kimsenin çocuk işte erkek olmadı diye işte kadınları kınayıp kadınlara karşı tavır belirlenmesiyle bu çok ironik bir durum. Oysa Kadınlardan ziyade yani erkeğin spermi burada belirleyici unsur. Kur'an'ın da buna dikkat çekmesi bence yine Kur'an'ın birçok inceliklerinden bir tanesi. Yani ayetlerde aslında Allah dilediğine erkek çocuklar hediye eder, dilediğine kız çocuklar hediye eder. Kimin de kısır kılar diyor. Dolayısıyla aslında erkek olsun kız olsun doğan her çocuk Allah'ın bir lütfu, bir hediyesidir. Hı hı. Bunun arasında bir cinsiyet ayrımı gözetmenin de söz konusu olmadığını tekrar burada hatırlatmış olalım. Allah'tan hayırlı evlat istemek burada önemli olan yani hayırlı, imanlı, erdemli, Rabbine karşı sorumluluğunu bilen dünyasında ahiretinde iyilik ve güzellik üzerine inşa edebilecek hayırlı evlat istemek burada esas olan. Hocam bu canlılardan bahsediyoruz. Kur'an ve bilim dedik, canlılar dedik. insanın anne rahmindeki gelişme aşamalarından bahsettik. Bir de tabi Kur'an-ı Kerim'de aslında çeşitli hayvanlardan da bahsediyor. Hatta bir takım sureler işte Nahl suresinde olduğu gibi, Nem suresinde olduğu gibi, Ankebut suresinde olduğu ya da Bakara suresinde olduğu gibi hep hayvan isimlerinden oluşuyor. Kur'an ayetlerinde özellikle dikkat çekilen arılarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Ve hatta Kur'an'da başka hiçbir gıdayla ilgili olarak o gıdada şifa olduğuna dair bir vurgu yokken Bal da özellikle insanlar için bir şifa olduğu söyleniyor. Nahl suresinin 68 ve 69. ayetleri başta olmak üzere. Kur'an-ı Kerim'de arılarla ilgili yapılan bu açıklamalarda sizce ilginç olan kısımlar neler? Evet, Öncelikle buradaki ilginç olan bir iki usta dikkat çekmeden önce şöyle bir soruyu soralım diyorum. Kur'an'da en özel yer olan hayvan hangisidir? İkincisi dünyamızda en özel yer olan hayvan hangisidir şeklinde. İki tane soruyu soralım. Şimdi Kur'an'da tabii özel yeri olan hayvanı belirlemekte e, yani e, değişik görüşler ortaya atılabilir. Fakat mesela ne bileyim Bakara diyebilir bazılar? Bakara en uzun sureye de ismini vermiş. Orada Bakara'dan yani bir inek demek Bakara. Bakara'nın kesilmesinden bahsediyor. Ama orada baktığımızda Bakara'nın kendisi odak konusu değil. Bakara anlatılmıyor. Bakara'nın yaptıkları ineğin yaptıkları anlatılmıyor. İnsanların Davranışları orada aktarılan husus. Evet. Bakara'yla beraber, Bakara'nın kurban edilmesiyle ilgili süreçte insanların davranışları surenin içerisinde bakara ile ilgili olarak aktarılıyor. Yani Bakara odak konusu değil. Şimdi Kur'an'da başka yerde mesela odak konusu olan hayvanlar da var. Mesela işte Allah'ın eşekleri, atları, katırları yarattığı değil mi bilmemiz için tipi vurgularda ama burada mesela tek bir hayvan odak konusu görüyor. Birden fazla hayvan mesela e, odak konusu olabiliyor. Şimdi tek bir hayvanın kendi yaptıkları odak konusu olup en uzun şekilde anlatıldığı bölüme bakarsak bu Nahl suresi 68 ve 69. Kur'an'ın ilk yerinde tek bir hayvanın yaptıkları onun özelliklerine sadece odaklanılarak İki tane ayet boyunca anlatıldığını başka bir örneği yok. Bu açıdan baktığımızda kendisi odak konusu olup da en uzun anlatılan hayvan arı olduğu için Kuranda arının en özel yere sahip olduğunu söyleyebiliriz bu kriter üzerinde. Peki dünyada en özel yere sahip hayvan hangisi? Onu bulalım. Şimdi burada da tabii ki dünyadaki özel yere olan e, hayvanı e, bulmakta. Başlangıçta bir sıkıntı var gibi gözükebilir. Yani mesela diyelim ki yarası ya baksanız müthiş bir radar sistemi vermiş Allah. ama Diğer taraftan Yunus'ta da müthiş bir radar sistemi var ve denizde daha başka da birçok özelliği var. İpek böceğinin ışık üretmesi de çok muhteşem bir sistem. Yani ipek böceğinin ışık üretmesiyle Yunus'un radarını Veyahut da bu kalem işte bir şekilde renk değiştirmesini, duruma göre etrafa uymasını. Bunlar da hangisinin diğerinden e, daha özel olduğunu nasıl tespit edecek? Hepsi birbirinden o kadar farklı ki yani ortak bir kıstasta canlıları kıyaslamamız ilk bakışta mümkün değil gibi gözüküyor. Yani en özel yeri olan hayvanı bulmamız pek mümkün değil gibi gözüküyor başlangıçta. Fakat ben diyorum ki sonra soruyu şu şekilde soralım. Mantıktaki bu seteris paribus ilkesi gibi yani her şey sabit olduğunda. Yani geri kalan her şey sabit ama tek bir canlıyı yok edecek olsak değil mi? Hangi canlıyı yok ettiğimizde bu doğa en çok zarar görür? Böyle bir ilkeyi uyguladığımızda aslında bu doğada en çok fonksiyonu olan, bu doğada en özel yer olan canlıyı görürüz. E, kimi böcekleri de yok etsek. Değil mi? doğada önemli bir eksiklikler olur belki o böceğe bağlı bir kaç tür yok olabilir veyahut da ne bileyim ineği de yok etsek doğada ciddi bir eksiklik olabilir fakat şunu görüyoruz arıyı eksilttiğimizde doğada o kadar çok canlı türü yok olur ki başka hiçbir canlının yok olması bu kadar çok canlı türünün yok olmasına yol açmaz yani ekosistemin kendisine en çok bağlı olduğu şu mevcut ekosistemin canlı şu anda arıdır diyebiliriz. Yani arı gitse bütün doğa çökmez ama doğadaki en çok canlı türü yok olmasına sebebiyet verecek bir tür yok oluşu hayal edersek bu arının yok oluşu olur. Bu açıdan arının en çok türün varlığı çünkü arı tabii çiçeklerden Evet. bal özleri alırken o çeklerin birbirleriyle böceklerin döllenmesine sebebiyet veriyor. Böylece birçok bitki türü ona bağlı. O ba ona bağlı olan birçok bitki türünün varlığına da bağlı olan ayrıca birçok hayvan var. Yani zincirleme olarak bunlar ortadan kaldırıldığımızda yani ekosistemin yüzde kaçının ortadan içe tahmin etmek de mümkün değil ama çok büyük bir kısmının yok olacağını rahatlıkla söyleriz arılar olmasaydı. Kısacası ekosistemin şu andaki çeşitliliğini kendisine en çok bağlı olduğu canlı arı. O zaman bur buradan çıkan sonucu şöyle özetleyebiliriz: Kuranda en özel yeri olan canlının, doğada en çok canlı türünün varlığı kendisine bağlı olan canlı olması tesadüf mü? Ha, bence bu da tesadüf değil. Çünkü Kuranda bu kadar çok şeyin olağanüstülüğü gördüğümüzde, bence bunu da tesadüf olmayacağı yargısı e bizde oluşacaktır. Diğer taraftan Nahl Suresi 68-69'a baktığımızda, Burada fiil çekimlerinde bile bir incelik olduğunu görüyoruz. Kimileri oradaki gramerdeki dişilik çekimlerine dikkat etmeden arı diye ayeti çeviriyorlar ama ayetin Arapçasına baktığımızdaki fiil çekimleri dişilik çekimleriyle geliyor. Takılar evet. dişilik takıları oluyor. Ee, bir yani aslında ayetin çevirisini Rabbim bal arısına vahyetti diye değil, Rabbin dişi balarısına vahyetti şeklinde yapmak bu açıdan daha doğru. Önce iki ayet okuyalım ondan sonra detaylar inelim. Nahıl suresi 68 ve 69. ayetler. Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları kovanlardan kendine evler edin. Bak birinci vazifesini söylüyor ne diye. Aradan ne istendiği. Bir, Kovanlar edinmesi, evler edinmesi söyleniyor. 2. 69. ayete geçtik. Sonra meyvelerin her birinden ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Yani ikinci vazifesi bal özü toplamak. Yani yollara koyulup e, meyvelerden e, özler almak. 3. Onların karınlarından renkleri çeşitli bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. 3. Balın üretilmesi. Ayetin sonu da elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır Yani üç tane şey bahsediyor. Kovan yapma, bal özü toplama, balın kendisini evet. imal etme. Niye bu üç maddeyi ayrı vurguladım? Şu soruyu soralım. Kovan'da bu üç vazifeyi yapan kimdir? Dişi arılar. Bu üç vazifeyi yapanların üç, hepsi dişidir. Hepsini yapanlar işçi arılardır. İşçi arılarda istisnasız olarak dişilerdir. Yani Burada tabi olayı mucizevi daha da e, ilginç ve mucizevi kılan şey aralardaki erkeklik ve dişiliğin e, keşfedilmesinin çok e, eski bir bilgi olmaması. Yani çok erken bir dönemdeki bilgi olmaması. Dolayısıyla o dönemde zaten e, bilinmesi mümkün olmayan bir e, mutlak bilgiyi bize haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Tabii Hocam bunun keşfedilmesi 18. yüzyıl civarı. Yani önceden insanlar şunu keşfettiler. Şimdi e, kovanın aslında en ilginç üyesi baktığımızda kraliçe arı değil mi? Orada hem şekil olarak en iri hem kovanın reisi gibi olan arı. Hatta bakıyoruz mesela eski yazılar mesela Fahrettin Razi'nin Razi tefsirine. Şimdi o kraliçe arının bile e, dişi olduğunu bilmediği için işte onların reisi diyor erkeklik e, ifadesiyle mesela Fahrettin Razi mesela onu tarif ediyor geçmişte. Doğal olarak o dönemde zaten böyle bir şey Kur'an'dan kaç yüz yıl sonra Fahrettin Razi'nin tefsiri orada bilinmemesi. Nitekim bu ancak 17. 18. yüzyılda kraliçe arının e, dişi olduğu anlaşılıyor. Çünkü kraliçe arı daha iri olduğu için önce anlaşılıyor bu. Sonradan işçi arıların da yani bu demi söylediğimiz kovan yapma, bal özü toplama, bal yapma faaliyetini yapan dişi arıların da sadece ve sadece dişiler olduğunu anlaşılmasıysa bundan da daha sonra e, gerçekleşti. Hı hı. Yani Kur'an'ın vahiyinden aşağı yukarı bin yıl kadar sonra anlaşılmış bir husus bu. Mesela etrafınızdaki birçok kimseye de sorun, balı bal yiyen kimseye sorun. Bu e, şu anda bunun bilgisi bilinmesine rağmen Balı yapan arılar dişi mi erkek mi diye sorun büyük bir kısmının hem dişi hem erkekler olduğunu düşündüğünü görürsün. Hatta mesela bazen arılarla ilgili çizgi filmlerde bile bu detaylara dikkat etmeyenleri görüyoruz. Hem dişi mesela hem erkek arılar beraber diyelim ki, değil mi o kare çizgi film yaptıkları arılardan özü topladı, evet. bal özü toplamaya gidiyorlarmış gibi yapıyorlar ama bu yani çizgi filmi yapan kimse bile arıları incelemiş bazen bu bilgiyi tam olarak bilmediğini görüyoruz. Oysa gerçeğe uygun bir çizgi film olsa sadece dişi arılar bal özü toplamaya gidip sonra balı yapması lazım. Ee, kısacası günümüzde bile birçok insanın bilmediği bir bilgi bu. Ama 7. yüzyılda Kur'an'da arıların yaptığı, dişi arıların yaptığı faaliyetten bahsedilirken onların dişilik takısıyla verilmesi gibi bir inceliğin, e, inceliğe de dikkat edildiğini görüyoruz ki bence bu Kur'an'daki birçok muhteşemlikten sadece birisi olarak not edilebilir. Hocam bir de e, yani bahsettiğimiz canlı öyle birkaç hafta yaşayan bir canlı ama işte doğar doğmaz o gelişimin tamamladıktan sonra bakıyorsunuz ki yani en e, benim diyen geometricileri, matematikçileri kendisine hayran bırakacak şekilde muhteşem bir altıgen petek yapıyor. Ve geometride işte altıgen şekil olabilecek en kapasiteli şekilde kullanılmaya uygun bir şekil, hiçbir şekilde boşlukları oluşmayan bir şekil olarak karşımıza çıkıyor. Öte taraftan yani aşağı yukarı işte diyelim bir yarım kilo balın üretimi için 2 milyondan fazla çiçeğin gezilmesi gerekiyor. Ee, arılar işte dişi arılar o özü toplamak üzere çıktıklarında eğer ki bir çiçeğe uğradılarsa oraya bir böyle koku türü bir şey e, bırakıyorlar. Ve bakıyorsunuz ki diğer arılar geldikleri zaman oraya işlem yapılmış deyip orayla oyalanmıyorlar. Vakit kaybetmiyorlar ya da birbirlerine dans ederek mesela. Evet. çiçeklerin yerlerini falan e, belli şekiller çizerek e, anlattığını görüyoruz. Yani böyle birkaç hafta yaşayan küçük bir arın e, hayatı e, şeyden bahsediyoruz yani, yani bahsediyoruz ve bakıyorsunuz ki muhteşem bir hakikaten gıda üretiyor. Yani muhtemelen Herhalde e, ne kadar kalırsa kalsın bozulmayan ender gıdalardan belki de tek ilkidir ya da e, birkaç tanesinden bir tanesidir. Aslında çok önemli bir hususa da dikkat çekti. Bence aslında onları da vurgulamayı unuttuk olağanüstülüklere dikkat çekerken. Yani bizim aslında evreni gerçek anlamda görmemiz e, Kur'an'ın verdiği bilgiyle evrene bakınca oluyor. Hı hı. Şimdi Kur'an bize evrene baktırtıyor. Bakın buradan sonuçlar çıkartın diyor oradaki detayları analiz etmemizi söylüyor. Fakat bunu yaparken doğaya da bir bakış açısı veriyor. O bakış açısı nedir? Karşında gördüğün doğa Allah'ın yarattığı bir alan. Allah'ın kudretiyle, Allah'ın bilgisiyle ortaya çıkmış bir alan. Şimdi buna bu gözle baktığımızda ve bilimsel bilgiyi bunun yanına koyduğumuzda bence gerçek anlamda evreni görmüş oluyoruz. Doğru. Evet. Allah'ın yarattığı bilgisiyle bilimin bize sunduklarını değerlendirmemizde aslında gerçek anlamda görmüş olmuyoruz, işitmiş olmuyoruz. Yani bir olabilecek en önemli hususlara karşı körlük, sağlık oluyor. Çünkü doğadaki bütün bu olağanüstülükleri önemli kılan şey Allah'ın kudretinin bir tezahürü olması. Allah'ın bunu doğayı yarattığı bilgisi bütün bilgiler içinde olabilecek doğayla ilgili en önemli bilgi. Oradaki şeylerin belki gerçek varoluş amacı Allah'ın kudretini göstermek. Siz e, doğaya bakıp da onun işleyişiyle ilgili bütün detayları mesela işte arının hayatıyla ilgili öğrendiniz. Arılar dans ederek haberleşip bunu veriyorlar. Ondan sonra ne bileyim soğuk olduğu zaman en dıştaki arılar kanatlarını çırpıp içeridekileri ısıtıyorlar. Sonra içeridekiler dışarı geçip yapıyor. İçeriye bir fare girerse nasıl yaptıkları propolis gibi maddelerle Bunları dışarı atıyor. Yani arının hayatını, petekte yaptıklarının iş bölümünü yazsak gerçekten böyle bir ansiklopedik bir bilgi çıkacak muazzam. Ama siz bunları bilip de yaratıcının bir sanatı, sonucu bunun oluştuğunu bilgisine sahip değilseniz onlara bakarken onlara bir maşallah yani Allah'ın istemesiyle bunlar oldu diyemiyorsanız Allahu Ekber işte Allah en büyüktür diyemiyorsanız Süpan Allah, bunları yapan Allah, tüm bu detayları yaratan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Ahireti yaratmak onun için çok kolaydır. Bu sonuçlar o baktığınız doğadan çıkartamıyorsanız oradaki gerçek mesajı siz okuyamıyorsunuz. Bu şeye benziyor bir yerde. Siz harfleri okuyorsunuz bir yazıda diyelim bir şiirin harflerini okuyorsunuz. İşte ne bileyim şiirdeki yani mesela şurada bakıyorsunuz Ç harfi var, A harfi var, Y harfi var, A, Ç, A, 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 Y diyorsunuz. Ama birleştirip onu çay olduğunu, çay demek olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani harflerin asıl işaret ettiği kelimenin, cümlenin anlamından mahrum kalıyorsunuz. Yani bilimin içeriğini öğrenip de yaratıcıya bunları, ki onu işte Kur'an o bağlamı yapıyor, yaratıcıya bunlar bağlanmadığı zaman ee, ...gerçek anlamda o harfleri teker teker okuyup da cümleyi okuyamayanlar gibi oluyoruz. Kur'an bize cümleyi okutturan, kelimeleri okutturan e, kitap. Yani parmağın işaret ettiği bir yer var ama biz o işaret ettiği yere bakmaktansa sonra parmağa e, odaklanıyoruz. Ve Tabii. göremiyoruz maalesef ki onun işaret ettiği yeri gibi. Hocam aslında... Allah'a olan imanın e, beraberinde getirdiği muhteşemliklerden bir tanesi de doğayı bu şekilde gözlemleyebilmek olsa gerek. Çünkü sizin için artık bir arının işte bir çiçek özünün toplaması, onu işte bal gibi muhteşem bir gıdaya dönüştürmesi sıradan bir olay olmaktan çıkıp Allah'ın bir ayetine dönüşüyor. Ya da yağmurun yağması az sonra bizi ıslatacak olan e, veya kaçmamız gereken bir şey değil de bir rahmete e, dönüşebiliyor. Ya da işte bir e, deniz manzarasına baktığınız zaman o dalgaları izlediğiniz zaman, Allah'ın yine kudretini anabiliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de işte denizlere üzerindeki gemilere vurgular olduğunu görüyoruz. Ya da bir buluta baktığınız zaman, güneşe, aya baktığınız zaman, ormanlıkta ormanlık bir alanda yürürken işte ağaçları gördüğünüz zaman, onların o renk geçişlerinin çeşitini gördüğünüz zaman da Allah'ın sanatının kudretinin ne kadar muhteşem olduğunu aslında tatlık ediyorsunuz. Dolayısıyla insan yaşadığı bu hayattan da daha fazla keyif alabiliyor. Evet. Daha fazla haz duyabiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki Allah'ın Benzersiz bir kudreti var Allah'ın tarifsiz bir Yaratma gücü var Ve Allah'ın Hiç kimsenin erişemeyeceği şekilde Muhteşem bir sanatı var Yani Allah'ın yarattığı Şeyler gözüyle baktığınız noktada Her birinden çok farklı keyif almaya Başlıyorsunuz ama ne zaman ki Gözünüzü sadece Günlük koşturmacanıza telaşınıza ayır yöneltiyorsanız vaktinizi sadece buna ayırıyor ve etrafınızdaki bu güzellikleri görmekten mahrum bırakıyorsanız kendinizi o zaman yaşadığınız hayat da artık böyle bir renksiz kokusuz tatsız bir hayata dönüşüyor o yüzden aslında Kur'an ayetlerinin bize buna sevk etmesi sadece bunlarla ilgili bilgi edinelim diye değil aynı zamanda edindiğimiz o bilgiyle birlikte imanımızı pekiştirelim ve tüm bu e, alemi yaratan olan Yüce Rabbimize kayıtsız şartsız teslim olarak ona olan bu teslimiyetimizi de ibadetlerle, şükürle ve salih amellerle, iyi davranışlarla en güzel şekilde gösterebilirim. Tabi Kur'an'a verdiği bu zihniyeti gördüğünüzde artık etrafta gördüklerinizde artık siz arıya baktığınızda sadece arıyı görmüyorsunuz. Bir kuşun uçuşuna baktığında sadece kuşu görmüyorsunuz. Yıldızlara baktığınızda sadece yıldızı görmüyorsunuz. Bu artık Allah'ın sanatıdır diye bir yerde orada Allah'ın kudretini görüyorsunuz. Allah'ın yarattığı bir alanda olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Yani bu bakış açısına baktığınız o zaman her gördüğünüz şey bir zikir vesilesi oluyor. Zikir ne demek? Allah'ın hatırlanması vesilesi oluyor. Her gördüğünüz şey bir Allah'a şükretme vesilesi oluyor. Yani bu bakışla evrene bakan bir kimsenin hayatının anlamı da apayrı bir yere giriyor. Niye? Çünkü her seferinde Allah'a zikir edecek vesileler etrafımızda olunca hayat yaratıcıyla bağlantı içinde bir hayat oluyor. Yaratıcıdan hiç kopmadığımız bir hayata dönüşüyor. Bu ise bence insanın hayatının anlamlı yaşanması için çok önemli bir unsur. Kesinlikle. Hocam son bir 10 dakikamız kaldı. Orada da tam da böyle hayvanlardan aradan bahsetmişken Kur'an'da çevre duyarlı ve hayvan hakları ile ilgili yani Kur'an'ın aslında insanlık için çok yeni olan bu çevre bilinci, çevre duyarlı diyebileceğimiz konuya daha işte 7. yüzyılda dikkat çektiğini görüyoruz. Bu konuyla ilgili neler söylüyor Kur'an ayetleri bize? Hocam yine önemli bir konuyu açtık. Şu açıdan e, Kur'an kendi dönemini aşan zihin inşalarına sahip. Mesela işte Kur'an'ın indiği dönemde e, işte bir ırkçılık dünyanın birçok yerinde var. Bir bakıyoruz Kur'an ırkçılığa karşı bir zihin inşasında bulunuyor. E, veyahut da Kur'an'ın indiği dönemde dünyada evreni tanıma, bilimsel bilgiye önem vermeli ilgili bir zihniyet yok. Kur'an bilimsel bilginin önemli olduğu şekilde bir zihin inşa ediyor. Veya Kur'an'ın indiği dönemde fikir özgürlüğünü değerli bulmak gibi bir zihniyet yok. Ama bir bakıyoruz Kur'an ayetlerinde fikir özgürlüğü var. Değil mi? İslam'la alay edenlere bile onların cahil olduğu söylenip onlardan yurt çevrilmesi mi? geçiyor. Mesela Kur'an'la alay edilen, İslam'la alay edilen bir ortamda kişiye o alay edenlerin kafasını kes, vur, kır demiyor. Oradan başka yere ayrıl. Ta ki onlar başka söze dalıncaya kadar e, deniliyor. Yani bırakın Allah'ın dinin inkar edilmesini İslam'a, miyete göre Müslümanların hakim de olduğu, güçlü olduğu bir ortamda bile bir kimse İslam'la alay ediyorsa bile ona Dünyevi hiçbir ceza uygulama emri yok Kur'an'da. Bu kadar Kur'an fikir özgürlüğüne önem veriyor. Yani İslami bir hakimiyetin olduğu bölgede buna göre bir ateist rahatça ateizmini ifade edebilir. İslam'dan dönüp de başka bir inanca geçen bir kimse pekala geçebilir. Ama bu Kur'an'ın indiği dönem için müthiş bir fikri hürriyetle ilgili zihin inşası. Çünkü o döneme bakıyoruz... O dönemin herhangi bir rejimi kendi rejiminin temel ilkeleri reddedilince kimseleri susturmak, öldürmek, hapsetmek gibi eğilimler görüyor. Hiçbir rejim kendi yani aşağı yukarı o dönemde kendi temel ilkelerini sorgulayan, karşı çıkan kimseye böylesine bir fikir hürriyeti getirmiyor. Kur'an'ın indiği dönemde bunların olması dönemini aşan zihin inşaları var diyoruz Kur'an'da. Buna da niye dikkat çekiyoruz? Günümüzde fikir hürriyetinin iyi olduğu ile ilgili genel bir kanı var. Mesela demin dikkat çektiğimiz gibi bilimsel bilginin değerli olduğu gibi bir kanı var. Irkçılığın kötü olduğu gibi bir kanı var. İnsanlık uzun yüzyıllardaki tecrübelerden geçerek günümüzde buraya ulaştı. Elhamdülillah ne güzel diyoruz. Ama 7. yüzyılda Kur'an'da bunların olmasını işte biz bugün o zaman takdir etmemiz lazım. Biz buna bugün ulaştık. 20. yüzyılda ulaştık bu zihin yapısına ama 7. yüzyılda Kur'an'da vardı. Şimdi buna benzer hususlardan bir tanesi Kur'an'ın çevreyle ilgili duyarlılığı. Şimdi 7. yüzyılda gitseniz dünyanın genelinde çevre duyarlı. Hele hele denizlerin kirletilmesiyle ilgili bir çevre duyarlılığı. Denizlere zarar verilmesiyle ilgili bir çevre duyarlılığını, Dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız. Ama Kur'an'da bunu görüyoruz. Bakın Rum suresinin 41. ayeti. Diyor ki İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler. Yani insanların elleriyle yaptıklarından dolayı hem karalarda hem denizlerde sorunlar oluştuğunu söylüyor Allah. Bu sorunların bir kısmını daha dünyadayken insanların tattığını söylüyor ki belki bundan vazgeçerler diye. Değil mi? Şimdi çevre bilinci de dikkat çektiğimiz gibi başlangıçta 7. yüzyılda yok. Ancak sanayi devriminden sonra insanlar çevreye ne kadar zarar verdiklerini iyice idrak edebildiler. Ondan sonra bu çevre bilinciyle ilgili kıpırtılar başladı. Ama dünyadaki çevreci örgütlerin faaliyetleri bu konudaki gerçek bilinçlenmenin olması 20. yüzyılın ikinci yarısıdır. 1970'li yıllara kadar gider. Aslında yani Sanayi devriminden bile çok daha sonradır. Ama sanayi devrimine kadar bile götürsek sanayi devrimi Kur'an'ın vahiyinden bin yıl kadar sonrasıdır. Ya bir de çevre e, kirliliğiyle beraber mesela hava kirliliğinden de e, yine e, birçok insanın binlerce insanın e, yaşamın son bulduğunu biliyoruz. Ve aslında insanlardaki belki de bu duyarlılığın, farklılığın oluşmasının e, bu kadar geç olması birçok e, işte üretim, sanayi gibi şeyler yapılırken bunlar yapılırken doğanın bu güzelliklerinin veya korunmasının hassasiyetinin gelişmemiş olmasından kaynaklanıyor. E burada tabii ki ayetteki bence önemli ifadelerden bir tanesi Kur'an denizde de bozgun çıktığına dikkat. Çekti. Evet. Şimdi bir kez daha hatırlayalım. Hazreti Muhammed deniz kenarındaki bir şehirde hiç yaşamadı. Muhtemelen Mekke'ye deniz çok uzak değil. Cidde yakınlarında gitti denizi gördü. Ama deniz kenarında hiç yaşamadı hayatı boyunca. Mekke'de deniz kenarında değil Medine'de deniz e, kenarında bir şehir değil. Şimdi peki deniz kenarında 7. yüzyılda yaşayan bir insanın gözüyle biz düşünelim. Denizin kenarına geliyorsunuz. Denizi bakıyorsunuz ufukka kadar deniz değil mi? Kıyılardan baktığınızda ufka kadar deniz. Şimdi biz düşünelim şöyle bir insanlara bakıyorsunuz. O dönemin insanın zihniyetiyle. Biz ne yapsak bu denize bir zarar verebiliriz. Bizim ellerimizle yaptıklarımız yüzünden bu deniz nasıl bir zarar görebilir, değil mi? İnsanlar tuvaletini pisliklerini atsalar deniz için bu çok küçük bir şey ciddi evet. anlamda buraya bir yani e, bize dönecek bir zarar gözükmüyor burada. Deniz o kadar uçsuz bucaksız ki o dönemde. Fakat sanayi devriminden sonra ve günümüzde şunu gördük: kurulan fabrikalar teknolojik ürünlerinin ve büyük sonradan kurulan şeylerin atıklarını denize boşaltmaya başladığınız zaman uçsuz bucaksız gözüken denizleri de siz kirletiyorsunuz. Birçok canlı türünün yok olmasına sebebiyet veriyorsunuz. Canlı türlerinin yok olmasının da dışında denizlere saldığınız o maddeler ağır metalleri birçok balığın vücuduna geçiriyorlar. O sonra biz o en aslında yararlı olan gıdalardan biri olan o balıkları veya diğer deniz ürünlerini yediğimizde o ağır metaller vücudumuza geçiyor. Kanser gibi birçok hastalığın oluşmasına sebebiyet veriyor. Tam da ayette geçtiği gibi biz ellerimizle denize zarar veriyoruz ve onun sonuçlarını tadıyoruz. Belki vazgeçeriz diye. Deriz ki ya kardeşim ağır metalleri denize bırakıyor. Bak kanser oluyoruz. Yani veyahut da denize girip de yıkandığımızda işte vücudumuzda cilt hastalıkları çıkıyor. O zaman bunun sonucunda dünyada ne çıktı bunun gözlenmesi sonucunda? Değil i̇şte Biyolojik arıtmalar çıktı. Birçok fabrika işte o denize verdiğimiz zararın bize döndüğünü gördüğümüzde ee, şehir kanalizasyonlarında işte fabrika atıkları için özel arıtmalar mecburiyeti getirdi dünyadaki birçok yönetimler, ee, belediyeler. İşte hocam İstanbul'da yaşıyoruz. Yani Boğazda ee, görüyoruz. Yani bundan bir diyelim 30 sene, 40 sene önce yani bazı videolar var böyle 70'li yıllara ait. Balık tutan insanların tuttukları balıkların boyutları ve çeşitliliği açısından baktığımızda yani aslında Boğaz e, balık çeşitliliği açısından çok zengin olmasına rağmen şu anda birçoğunu ya eee nesli geldi ya da birçoğu buradan göçüp gittiler. Çünkü gerçekten ciddi anlamda bir kirlilikle veya işte buradan geçen tankerlerin zaman zaman bıraktıkları bir birtakım kimyasal maddelerin orada oluşturduğu zararlarla hem tür azaldı hem de hayvanların birçoğu zaten gördüğünüz gibi boyutları falan da ciddi anlamda etkilendi bundan. Evet hocam, yani zararın yani sonuçta bedelini dediğin gibi bizler ödedik ama 7. yüzyılda böyle bir atıf olması çok önemli. Bir de şu çok önemli. Yani günümüzde bir çevre duyarlı olan insanlar var değil mi? 1900'lü yılların yani 20. yüzyılın ikinci yarısında çevre duyarlı ortaya çıktık dedik. Ama gönül isterdi ki böyle bir Kur'an ayetinde işaret var. Başka bazı e, bu konuyla ilgili olabilecek de Kur'an ayetleri var. Gönül isterdi ki dünyadaki çevrecilikle ilgili akımlarda Müslümanlar önder olsun. E Kur'an'da da böyle bir atıp var. Müslümanların burada gerekli rolü almaması yeterince e, diğer ülkeler kadar yani çoğunluğu Müslüman olan ülkeler yerine diğer ülkelerin bu konuda aktif olması bizim açımızdan bir üzüntü kaynağı. Yani Kur'an tamam yani Kur'an işte ticarette haksızlığa dikkat çekiyor çok güzel. Kur'an adam öldürmenin hırsızlığın kötü olduğuna dikkat çekiyor. Cinsel sapıklıkların kötü olduğuna Kur'an dikkat çekiyor. İyi tamam bunlar Kur'an'ın mesajları ama tamam da çevreyle ilgili böyle bir bilinç de veriyor Kur'an. Bu da Müslüman'ın bir konusu. Yani çevre bilinci, İslam'ın dışında böyle lüks sosyetik tırnak içinde bazıları öyle zannediyor. Böyle uçuk kaçıkların böyle gereksiz dert ettikleri bir konu değil. Müslüman'ın da derdi olması gerektiği bir konu. Kur'an'da bununla ilgili atıflar var. Keşke çevre bilincinde en aktif örgütler çoğunluğu Müslüman olan evet. ülkelerden çıksaydı. Hani biz... Müslümanlar olarak çevre bilincimizin de olması, bunu da sahiplenmemiz lazım. Kur'an'da bu atıplar varken. Bunun yanında şu ayetlere de dikkat çekebiliriz. Onu bitirelim hocam, o ayetleri bitirelim. Mesela Rahman Suresi 7-8. ayetlerde. 7. ayette göğü yükseltti ve dengeyi oluşturdun. Allah'ın evrende bir denge oluşturduğuna dikkat çekiyor. 8. ayet sakın dengeyi bozmayın diyor değil mi? Genelde çevre kirliliği doğadaki birçok dengenin bozulmasına bizi götürüyor. Burada bir denge bozmanın olduğunu da Müslüman'ın görmesi e, yine çevreye zarar vermesi için e, bir işaret olarak düşünülebilir. Ayrıca e, çevreyle ilgili sorunların önemli bir kısmı insanların gereksiz tüketimlerinden kaynaklanıyor. Mesela başta Amerika gibi devletler dünyada kişi başına e, dünya ortalamasının çok çok üzerinde birçok maddeyi tüketiyorlar. Ve e, Ciddi anlamda israf yapıyorlar. Yani... Ya o maddelerin üretilmesi için harcanan bir enerji ve atık var. Tabii. Aynı zamanda o maddeler kullanılmadığı zaman oluşan bir atık var. Elbette hocam. Yani sonuçta dediğin gibi bu maddelerin üretilmesi için bir enerji oluyor. Bu enerji tüketiliyor. Bu enerjiden dolayı atmosfere sanılımlar var. Onlar çevre kirliliği yapıyor. Aynı zamanda bunların üretilmesi için çok fazla su harcandığı için temiz sular gidiyor. O, o suların gitmesinden dolayı insanlığa veya çevreye gelen zararlar var. Yani Kuran'ın yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz ayetinin e, dikkat edilmemesinin sonuçlarından bir tanesi çevre kirliliğidir. Evet, Tabii başka sonuçları da var. Dünyada daha çok insanın aç kalması gibi değil mi? Kaynakları belli az bir zümrenin daha çok aşırı tüketmesinden dolayı. Ama bir zararı da çevreye verdiğimiz zarar. Yani bu tip ayetleri de kullanarak Müslümanlar bence bir çevre bilincini oluşmasını sağlayabilir. Evet ağzınıza sağlık diyelim hocam. Değerli izleyenler bu programımızın da sonuna geldik. Yarın inşallah görüşmek üzere diyoruz.